Ne sokakları saran çete savaşları, ne üzeri örtülmeye çalışılan insan ticareti davaları, ne de Amerikan Birleşik Devletleri'nin diğer sorunları. Bütün gerçek gündemleri bir kenara koyun. New York Times'ın Amerikan kamuoyu için yeni bir gündemi var. UFO'lar. Tüm ülke New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan UFO iddialarını konuşuyor. Kaynağı gizli olan, hatta kendi ifadeleriyle ne kastettiğini anlamadık dedikleri habere göre Pentagon, yakında UFO'lar hakkında çeşitli bulgular paylaşacakmış. The New York Times reporting that a secretive Pentagon unit tasked with investigating UFO sightings is quite likely releasing some of its findings soon, and those findings could be stunning, particularly for people who have doubted the existence. That's a direct quote. We're not exactly sure what they mean by that, but some of it's self-evident. UFO konusu özellikle Amerikan gündeminde kendisine geniş şekilde yer bulan bir konu. Pentagon'un düşen bir uzaylı aracını ele geçirdiği, üzerinde incelemeler yaptığı, 51. bölge diye anılan bir bölgede insanlıktan saklanan UFO delilleri olduğu yönündeki iddialar ülkenin en çok tartışılan komplo teorilerinden biridir. What exactly goes on at Area 51? Birleşik Devletlerin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölgenin adı, geçtiğimiz sene internet üzerinden örgütlenen UFO inananlarının baskın planlarıyla medyada yer almıştı. Binlerce kişi bu amaçla bölgeye yürümüştü. Ortaya çıkan yeni iddia, UFO inananları için yeni bir tartışma konusu oluştururken, sahte haberlerin çok fazla arttığını söyleyen, komplo teorilerinin haberciliği tehdit ettiğinden bahseden, hatta yakın zaman önce yayınladıkları bir haberde, YouTube'un komplo teorileri anlatan kişileri engellemesi gerektiğini söyleyen New York Times'ın, kaynağı ve içeriği belirsiz bir haberle dünyanın en büyük komplo teorilerinden birine selam vermesi, günün ironisi olarak dikkatimizi çekti. We're not exactly sure what they mean by that. Uzaylılar hoş geldiniz.